Arkadaşlarım hoş geldiniz. Nasılsınız? İnşallah iyisinizdir. Evet geldik. Bugün çarpanlara ayırma da 6. dersimizde. Bu dersimizde ne işçiyiz arkadaşlarım? Değişken değiştirme yöntemiyle çarpanlara ayırma ve ardından da terim ekleyip terim çıkararak çarpanlara ayırma. Değişken değiştirmeyi sıklıkla kullanırız ama terim ekleyip terim çıkarma öyle çok fazla karşımıza çıkan bir şey değil. E zaten zor sorular bazen oradan soruluyor. Yani soruyu çözemediğimiz zaman belki buradan çözülecek diye yorum yapabiliriz. Ama değişken değiştirme ile çarpanları ayırma çok önemli. Değişken değiştirme lafını zaten önümüzdeki zamanlarda da sıkça duyacaksınız. çarpanlara ayırmayı bitirdiğiniz zaman arkadaşlarım denklemleri de bitirmiş sayabilirsiniz. Hadi bakalım dersimize başlayalım. Şimdi arkadaşlarım değişken değiştirme ne? İlk önce ben ondan bize bahsedeyim. Değişken değiştirme bazı ifadeler biraz yoğun oluyor. Yani biraz gözü hoş gelmiyor. Biz de bunu göze hoş gelebilmesi için başka bir değişkenle işimizi görmeye çalışıyoruz. Ben genellikle bunu şuna benzetiyorum. Bir maşa görevi görüyor. Yani değişken değiştirme deyip bir maşa. Hani mesela bir köz alacağımız zaman elimizle almayız onu. Bir maşa vasıtasıyla alırız. Maşanın işi biter onu bir kenara koyarız. Değişken değiştirme de tam anlamıyla böyle. Çok işe yarar. Yapmazsak ne olur hocam? Yapmasak ifadeyi çarpanlarına ayıramazsın demeyeyim de yani ayırmak bayağı güç olabilir ama bunu yaptığın zaman da çok kolay bir şekilde çarpanlarına ayırırsın. Tamam mı? Hadi bakalım başlayalım. Şimdi değişken değiştirme. Bir polinomda benzer terimlerin yeni bir değişkenle değiştirilerek daha sade bir hale getirilerek çarpanlarına ayrılması yöntemi demişiz. İşte yani farklı bir değişken kullanacağız. Direkt bunu örnek üzerinden göstermeye çalışalım. Şimdi arkadaşlarım biz x üzeri 4'lü ifadeleri zaten bilmiyoruz. Biz x kareleri ayırmaya çalışıyoruz. Hani bir önceki dersimizde e, ne yaptık? a x kare artı b artı c ifadesinin çarpanlarına ayırmaya çalıştık. E, biz demek ki x kareleri biliyoruz. O zaman bizim bunları x kareye çevirmemiz lazım. Ya da bir şeyin karesi şekli düzenlememiz lazım. Burada ne yapıyoruz? Diyoruz ki biz x kare gördüğümüz yere bir tane değişken yazalım. Buradaki harf değişken demek harf arkadaşlarım. Biz matematik dilinde ona değişken diyoruz a olur, b olur, c olur, t olur. İstediğin herhangi bir harfi yazabilirsin. İstersen kendi isminin baş harfini yazabilirsin. Ben genellikle a'yı kullanıyorum. t'yi de kullanıyorum ama t bazen artılarla karışabildiği için a'yı kullanıyorum. Şimdi x kareye a diyorum ben. Tamam mı? Sonra geliyorum x üzeri 4 var bak burada. Şimdi x karenin karesini alırsam x üzeri 4 olacak. Tabii ki a'nın da karesini almak zorundayım. a kare yazacakmışım. Yani aslında x'lileri a'lara çevireceğim. Değişkenler fark ettiyseniz değişmeye başladı. Şimdi x üzeri 4 ne yazmam lazım? A kare. Eksi x kare yerine a yazmam lazım. 13 a artı 36. Şimdi bu tanıdık geldi değil mi? Şimdi bu kareli bir ifade. Kareli bir ifade biz çarpanlarına ayırabiliyoruz. Bir önceki dersten izledin değil mi o dersi? Böyle izlemeden buralara gelmiyorsun değil mi? Yani bir süreklilik var orada. Yani en baştaki dersten en sondaki derse kadar hiçbir şekilde zinciri atlamaman lazım. O yüzden de e, bunu izlediğini varsayıyorum artık. Yani bildiğini varsayıyorum en azından. Bunu şimdi çarpanlarına ayıracağız. Nasıl yapacağız arkadaşlarım? Burayı A'ya A diye yapıyorduk. Sonra iki tane sayı vurduk. Çarpımları 36. Toplamları eksi 13 diyorduk. Bunu da 9'a 4 desem. Çarpsam eksi 36 yapacak şekilde eksi 9'a eksi 4. Toplasam eksi 13 yapıyor mu? Yapıyor. Şimdi bunun çarpanlarına ayrılmış hali. A eksi 9 çarpı A eksi 4 mü? Evet hocam güzel. Şimdi hocam burada bırakayım mı? Burada bırakma. Şimdi A bizim için bir neydi? Bir araçtı, bir maşaydı. A'yı kullandık. A'lardık işimiz bitti bizim. Biz A gördüğümüz yere tutup tekrar X kare yazacağız. Tamam mı? Çünkü biz X'e göre e, çarpılan ayıracağız ya. X kare yazacağız. X kare eksi 9 çarpı. Tabii ki buradaki A yerine de X kare yazacağım. X kare eksi 4. Hocam bitti mi? Şimdi arkadaşlarım burada çarpanlarına ayrılmaya devam ediyorsa devam edeceksin. Etmiyorsa yapacak bir şey yok. Bak burası ne? x kare eksi 9. Bu x kare eksi 9'u böyle bırakmaz soruyu yazanlar. Ne yapar? x eksi 3 çarpı x artı 3 diye devam ederler. x kare eksi 4'te de x eksi 2 çarpı x artı 2 diye devam ederler. Bu ne? Bu da iki kare farkı. Önceki derslerde artık ikinci ders mi üçüncü ders mi nerede hatırlayamadım şimdi. İki kare farkı. Mesela soruyu sorayım ben sana. İfadesin çarpanlarına ayırınız şeklinde değil de ifadesinin çarpanlarından hangisi aşağıda bulunmamaktadır. Ya da aşağıdakinden hangisi ifadenin çarpanlarından biri değildir. E, 1, 2, 3, 4 tanesi seçeneklere yazdı zaten e, soruyu yazan. 5. seçenekte artı neyse atıyorum. Mesela 5. seçenekte x artı 1. Bak x artı 1 bunların içinde var mı? Yok. O zaman senin doğru cevabın bu. Yani çarpanlarına ayırdıktan sonra artık gelebilecek bütün sorulara Cevap verebilirsin. Tamam. Hadi gel bakalım. Bunun aynısı. Bir önceki sorunun aynısı. Bir pekiştirme yapacağız. Şimdi x üzeri 4 eksi 3x kare eksi 4. Yine 4'lü gelmiş. Hocam ben bunu yine x kareye benzetmeye çalışayım. Evet haklısın. X kare gördüğüm yere yine a yazacağım. Tamam mı? Buradan x üzeri 4 gördüğüm yere de otomatikman a kare yazmam lazım. Ne yapıyorum? X üzeri 4 gördüğüm yere a kare yazıyorum. Eksi 3 a eksi 4 oldu. Benzedi. Yani benim istediğim şekle döndü mü? Döndü. Güzel. Çarpanlarını ayıracağım. Çarpımları eksi 4 toplamları eksi 3. Artık sen bunları direkt yapabiliyorsun. İnanıyorum ben buna. Eksi 4'e artı 1. Çarptım eksi 4 topladım eksi 3. Güzel. O zaman burası da A arkadaşlar. Ne yapıyor bu? A eksi 4 çarpı A artı 1. Tabi artık bu şekilde bırakmayacağını biliyorsun. A gördüğüm yere tekrar x kare yazacağım. Buraya yazayım istersen. x kare eksi 4 çarpı x kare artı 1. Güzel. Şimdi bu yine 2 kare farkından çarpanlarına ayrılıyor. x eksi 2 çarpı x artı 2 şeklinde çarpanlarına ayrılıyor. Hocam x kare artı 1'i de ayırabilir miyim? Ayıramazsın arkadaşım. x kare artı 1 kalır. x kare eksi 1 olsaydı güzel. Amenna. Ama x kare artı 1 artık çarpanlarına ayrılmaz. E şurasını sanki biraz x eksi 2'yi düzgün yazsak daha iyi olacak gibi. E bak 3 tane çarpanı geldi arkadaşım. Hangisi çarpanlardan biridir, hangisi değildir gibi sorular size sorabilir. Tamam. Şimdi geldik buna. Bak a kare eksi a'nın karesi eksi 8 tane a kare eksi a artı 12. Ben tutup bunun karesini aldığın zaman bittin zaten. Bunun karesini alırsan a üzeri dörtlü bir ifadeler geliyor. Diyorum ki biz x karelileri yani a karelileri b karelileri biz hep üzeri 2 olanları ayırabiliyoruz. O yüzden de ne yapacaksın? Burada bir değişken değiştirmeye ihtiyacın var bak değişken değiştirme ikisinde de aynı olan ifade bak a kare eksi a a kare eksi a konuşurken bile söylerken bile bunun aynı olduğunu hissedebilirsin. O zaman hocam ne diyelim a kare eksi a'ya a mı diyelim e demeyelim tabii ki yani artık burada x'i a'ya benzettiysek a kare eksi a'da da başka bir harf bu kendine değil mi? işte a kare eksi a ya da ne diyelim mesela ne diyelim b diyelim tamam b diyelim işim kolaylaşsın diye ama tabii aynı harfi verme. Burası ne oldu? B kare eksi 8B artı 12. Böyle bir ifade. Güzel tamam. Şimdi geldim buna. Bunu çarpanlarına ayırmak için 12. Kaç? 6'ya 2 mi? Böyle 6 kere 2 12 topladığım zaman eksi 8 yapıyor mu? Yapıyor. Güzel. O zaman şu eksileri de yazayım şuraya. Burada B'ye B'yi yazayım arkadaşlarım. B eksi 6 B eksi 2 çarp ayrılmış hali bu. B eksi 6 çarpı B eksi 2. Güzel. Artık şimdiki hareketimle, ne? İlk hareketim B gördüğüm yere tutup A kare eksi A'yı yapıştırmak. Yazalım. A kare eksi A eksi 6 çarpı buradan da A kare eksi A eksi 2. Bitti mi? Yani buraya kadar iyi. Ama bitti mi bitmedi mi bakacağız. Şimdi arkadaşlarım bunun da çarpanlarına ayrılıp ayrılmadığını incele. Tamam mı? Ayrılıyordur yani. Ayrılmıyor da olabilir mi? Olabilir. O da olabilir. Ama bir incele. Çarptığım zaman eksi 6 topladığım zaman eksi 1 yapacak sayılar. Bunlar da artık profesyonelsin. Ultra profesyonel değil mi? Eksi 3'e artı 2. Çünkü tekrarını yaptın. Burada da a'ya a. Çarptın eksi 6 topladın eksi 1. Demek ki bu da arkadaşlarım a eksi 3 çarpı a artı 2 diye ayrılıyormuş. Güzel. Çarptığım zaman eksi 2 topladığım zaman eksi 1 yapacak sayılar. Eksi 2'ye artı 1'dir. E, topladığım zaman eksi 1 yapıyor mu? Yapıyor. Tamam mı? E, o zaman a eksi 2 çarpı a artı 1. E bak dördüncü dereceden açılan ifade aslında buymuş. Yine hangisi aşağıdakilerin hangisi çarpanıdır hangisi değildir gibi ifadeler karşılayabilir seni. Sen yeter ki bunun çarpanlarına ayır tamam. Bu üçlerinin çarpanlarına ayrılmasını bilmiyorsan, daha önce hiç öğrenmediysen şuralara bir yerlere bir şey bırakıyorum arkadaşlarım. Oradan tıklayıp görebilirsin. Yani bir önceki ders olmadan bu ders olmaz. bunun niyesini burada tamam ben söylüyorum ama her zaman söylemeyebilirler. Yani çünkü niye? E ben bunu yaptım diyor adam. Sen bir önceki dersi izlemediysen burada zaten sıkıntı çekersin. O yüzden hep sürekli. Başlarına yazıyoruz ya 1, 2, 3, 4 diye konu anlatımlarının. O yüzden birden başlayacaksın. Direkt 7'ye zıplamayacaksın. Tamam Hadi gel bakalım buna. Bak şimdi. Yine bir şeyler var burada. Ne değişken değiştireceğini 3 aşağı 5 yukarı anlamış olabilme, olmalısın. E burada mesela bir şuna hocam değişken değiştireceğiz diye içinden geçir. E şimdi ben bunu söyleyeyim sana. Sen de bil. E bak x² x kare eksi x, x² x kare eksi x. x kare eksi x'e bir değişken değiştirme şart. Yani a diyorum. Tamam mı? Hocam dağıtalım bunu aman diyeyim. Yani dağıttığın zaman toparlayamazsın. Toparlaması güç oluyor. Olmadı yani ben bile çözemeyebilirim. O yüzden de bu yöntemi biz çok güzel bir şekilde kullanabiliriz. O zaman arkadaşlarım x kare eksi x yani a yazıyorum. Buraya da a yazıyorum. Eksi 14 artı 24. Heh. İlla bir dağıtma refleksin varsa içinde bunu dağıt. Tamam burası ne oldu? a kare eksi 14 a tamam mı? Artı 24. Güzel. Şimdi geldik yine buna. Bu ne? Yine e, o üç terimlerin işte çarpımları artı 24 toplamları eksi 14 yapacak sayılar. Bunu biliyorsun sen değil mi? Şimdi çarptığım zaman kimle kim olur? 8 kere 3 24 ha, olmaz. Çünkü topladığım zaman 14 yapmaz. İşte 6 kere 4 24 gibi böyle düşüneceksin. E bir bakacaksın 12 12 ya ne düşünüyorum ki o kadar diyeceksin. 12 12. Eksi eksi vermek istiyorum çünkü topladığım zaman eksi 14 olsun diye. Burası da a'ya a ya. Aa, güzel mis. Burası ne oldu arkadaşlarım? A eksi 12 çarpı A eksi 2. İşin bitmediğini burada anladın zaten. Gelip A gördüğüm yere yine x kare eksi x yazıyorum. Eksi 12 burada. Çarpı. Burada da x kare eksi x eksi 2. Çarpılarına ayrılıyor mu? Ben yine çarpılarına ayrılır vaziyette verdim. Ayrılmıyor da olabilir her zaman da diyorum. 4'e 3 eksiye artı. Çarptım eksi 12 topladım eksi 1. E ne yapıyorum? X eksi 4 çarpı x artı 3 çarpı. Burası 2'ye 1 eksiye artı. X'e x, e x. çarpı o zaman eksi 2 topladığım eksi 1 yapıyor mu? Yapıyor. O zaman x eksi 2 çarpı x artı 1. Bitti. Arkadaşlarım bak. İkinci dereceden denklemler ne yapacağız biliyor musunuz? Bu ifadeyi diyeceğiz ki eşittir 0 diyeceğiz. Ve köklerini bulun diyeceğiz. Ve eşittir 0 diyeceğiz. En son burada işte bunlar teker teker 0'a eşit olmalıdır yorumu yapacağız. Yani işin %90'ını burası halledecek. %10'u belki de ne %90'ı %99'unu burası halledecek. %1'ini de gidecek orası halledecek. Bu kadar aslında önemli. İkinci dönem denklemler için 11. sınıf için 12. sınıf için yani bir temel atıyoruz biz AYT'ye. Hani ikinci basamak sınavını falan duymuşsunuz herhalde AYT. Ona temel atıyoruz biz. Bunlar olmazsa olmazımız olacak bizim. Tamam. Bir de arkadaşlar üstü ifadelerde yapılabilir. Yani 4 üzeri x, 2 üzeri x olabilir, 9 üzeri x, 3 üzeri x olabilir. Bir şekilde birbirinin böyle karesi olacak şeyleri kullanabilirler. Burada ne yapacağım? Burada da yine 2 üzeri x'e a diyeceğim. 4 üzeri x'in ne olduğunu söylemeye çalışacağım. E ben 2 üzeri x'in karesini alırsam 4 üzeri x olacak mı? Olacak çünkü niye 2'nin karesi 4? O zaman bunun karesini aldığım zaman buraya da a kare yazacağım. 4 üzeri x gördüğüm yere a kareyi yazayım. Güzel yazdım. 2 üzeri x gördüğüm yere a'yı yazayım arkadaşlarım. Eksi 6 a oldu. A artı 8. Bu. Oh. Yine bunun çarpanlarına ayırma ayırmam gerekiyor. Şurası 4, şurası 2, şurası eksi, şurası eksi. Tamam. Çarptım artı 8 topladım. Eksi 6 yapıyor mu? Yapıyor. Güzel. O zaman a'ya a. Burası ne oldu arkadaşlarım? a eksi 4 çarpı a eksi 2. Tabi a'la bir işim kalmadı artık. a gördüğüm yere 2 üzeri x'i yazıyorum. A gitti artık. Ne hali varsa görsün. 2 x eksi 4 çarpı. 2 üzeri x eksi 2. Denklem sorduğu zaman eşittir sıfır diyecek yine. İşte bunu sıfırlayan sayı x eşittir 2'dir. Bunu sıfırlayan sayı x eşittir 1'dir diyeceğiz. Bitecek. Tabii ki buraya kadar getirmeyi burada öğreneceksin. Burada da orada değil. Tamam. Her şey zamanında güzel. Çok sıkıştırmanın manası yok. Geldik buna. Bak bu zorlanılan sorulardan bir tanesidir. Çünkü niye? Bilinmediği için. Başka herhangi bir sebebi yok. Zorlanabilir mi öğrenci? Zorlanabilir. Yani x, x artı 1, x artı 2, x artı 3. Teker teker dağıtabilirsin. Tamam. Yani buradan dağıttığın zaman x üzeri 4'lü bir ifade gelir. Bunların arkadaşlarım olayı ne? Pratik yol falan demiyorum. Bak taktik maktik yok bizde. Direkt dalıyoruz biz soruya. Tamam mı? Bilgimizi kullanıyoruz. Bunun olayı ne? Pratik demiyorum. Olayı şu x ile x artı 3'ü çarptığın zamanki ifadeyle x artı 1 ile x artı 2'yi çarptığın zamanki ifade birbirine benziyor. Tamam mı? Olayı bu. Başka hiçbir şey yok. Aralarında böyle birer birer artı şeklinde giderse bunu hissedebilirsin. Yani illa öyle olmasına gerek yok. Belki adam x artı 1 çarpı x artı 2 çarpı x artı 3 çarpı x artı 4 dedi. Yani birer birer arttırsın. x artı kaçtan başladı? Önemli değil. Eksiler de olabilir. Yani en baştakiyle en sondakini çarpınca Bununla bunu çarpınca birbirine benziyor. Ben ne yapayım şimdi? Tamam. Yoksa bunun taktiği bu. Pratik yol veriyorum. o Yok, yok arkadaşlar. Pratik pratik yok bizde. Tamam bizde olayın özünü kavratma var. Şimdi Bunları çarptığım zaman böyle geliyor. Tamam çarpıyorum bak. x kare artı 3x. Çarpı. Bununla bunu çarpıyorum. Kenarda bir yerlerde bir çarpıştıralım şunları. x artı 1 çarpı x artı 2. Bak çarptım x kare. Tamam. Artı çarptım 2x çarptım x 3x. Artı 2 kere 1 2. Bak ne yaptı? x kare artı 3x artı 2. Bak nasıl benziyor? x 15'i yazalım şöyle unutmayalım. Bunları gönderelim arkadaşlarım ben. Heh. nasıl benziyor? Diyor ki yani bas bas bağırıyor soru. Diyor ki bak buna a de kardeşim. Bakma öyle soruyor. Buna a de. Bu da a olsun. a artı 2 x 15. Dağıt diyor bunu. A kare artı 2A eksi 15. Bak bu hale geldi. Nereden nereye çevirdik soruyu. Bak buradan buraya çevirdik. A bizim işimizi kolaylaştırıyor. O zaman çarpanlarına ayırıyorum ben bunları. <laughs> Pardon özür dilerim. Biraz seslerim gidik arkadaşlarım. Ee, ne yapacağız? Burayı 5 burası 3 mü? Buraya bir artı buraya bir eksi. Şuraya A şuraya A diyebiliriz değil mi? Nasıl yazacağız? Çarptım. Eksi 15 topladım artı 2. Güzel. O zaman ne diyeceğim? A artı 5 çarpı A eksi 3. Tamam. A işimiz bitti. <laughs> Şöyle biraz farklı renk kullanalım mı? Şimdi A yine ne yazmıştık ki? Bunu yazdık değil mi? Heh. x kare artı 3x yazıyorum buraya. x kare artı 3x artı 5'i yazdım. Çarpı. Buraya da x kare artı 3x eksi 3'ü yazdım. Şimdi çarpanlarına ayrılıyor mu bu? Ona bir bakalım bakalım. Bunlar çarpanlarına ayrılıyor mu? Şimdi arkadaşlar Çarptığın zaman artı 5 topladığın zaman artı 3 sayıları yok gibi bir şey. Tam sayı olarak en azından. Çarptığım zaman eksi 3 topladığım zaman artı 3 sayıları var mı? Yok gibi bir şey. Kaldı. Niye yok olduğunu denklemde söyleyeceğim. Şu anlık söyleyemiyorum. Çünkü üzerine baya bir konuşma yapmamız gerekiyor. Tamam. Böyle kaldı arkadaşlarım. Yani bunun çarpanlarına ayrılmış hali aslında buymuş. Anlaştık. Gel bakalım buna. Kök x'li bir şey var. Arkadaşlarım köklü ifade gördüğün zaman direkt değişken değiştirme yap. İşin çok kolaylaşır. Çünkü niye? Köklü ifadeden bir şekilde korkuyoruz biz. Yani köklüyü görünce böyle bir sapıtıyoruz. Bir şey oluyor bize. O yüzden ne yapsan köklü ifade gördüğünde sayı değilse tabii ki ifade ise. Yani burası kök 2 olsa yapacak bir şey yok. Kök 2 kök 2'dir. Ama sen en azından kök x'e a diyebilirsin. Tamam. Bunun karesini aldığım zaman biliyorsun ki x'tir bunun karesi. E, karesi de a kare olacak. Yani yine buradan aslında kareye çeviriyoruz. Bak a kare eksi 3a eksi 18. Biz. Tertemiz. Güzel. Eksi 18 6'ya 3. Eksiye art. Burası da a'ya a. Tamam. Çarptım eksi 18 topladım eksi 3. Gözün kapalı yapıyorsun artık. E burası a eksi 6 çarpı. Burası da a artı 3. Şimdilik biz a'ya ne yazmıştık? Kök x yazmıştık. O zaman geliyorum buraya. Kök x'i yapıştırıyorum. Eksi 6 çarpı. Buraya ne yazmıştım? Buraya da yine kök x yazdım. Ne yazdım? Niye düşünüyorum ki o kadar? Burada kök x yazdım. Kök x artı 3. Bu. İnanın bu. Başka bir şey yok. Değişken değiştirmeyi yapacaksın. Olay bitecek. Bak şimdi. Bu da ne? Çarpanlarına ayırınız. Bak yine aynı. Hocam dereceler farklı. 4 var. Burada 6 var. Fark etmez arkadaşım. Sen neye değişken değiştireceğini bil. Şimdi burada dereceli, derecesi küçük olanı A demem lazım. E hocam burada 4 ya. İşte şöyle bakacaksın. X üzeri 1 bölü 4 ya. Bu da X üzeri 1 bölü 2 ya. Şurada 1 bölü 4, 1 bölü 2'den daha küçük ya. Karesini aldığında bu yapacak ya. O yüzden mantıkken sen şuradaki dördüncü dereceden kök x'e A diyeceksin. Tamam mı? Ya da şöyle yaparsın. Bunu değil de şunu düşün. Aynı şey aslında ama farklı bir tarzda anlatmak diyelim ona x yerine ne yazarsın mesela? x yerine ne yazarsın? a üzeri şuradaki sayı 2, şuradaki sayı 4 ya. 2 ile 4'ün o ok kekini yazarsın. Yani 4'ü yazarsın. x yerine a üzeri 4 yazarsın. Yine değişken değişti mi? Değişti. İkisi de aynı aslında. Birisine dördüncü kuvvetini alacaksın. Birisine de direkt bu yorumu yapacaksın. O zaman x yerine a üzeri 4 yazacaksam. burada a üzeri 4'ün karekökü kökü eksi A üzeri 4 yazdım. Burası. Eksi 6. Tamam. Bunlar gitti zaten. Burada ne oldu? A kare oldu. Çünkü A üzeri 4 bölü 2 köklüselerden hatırla. Şöyle hatırlatma yapayım size ben. Şöyle x üzeri A'nın b'inci kuvveti x üzeri A bölü b şeklinde yazılıyor. 4 bölü 2 olduğu için de bu da A kare şeklinde yazılıyor. Tamam. Burası A kare. Tabi burada A falan pozitif arkadaşlar. Çünkü köklü ifade eşitliyorum ya o pozitif. Burası A kare. Eksi bu gitti. A. Aslında mutlak değer çıkarmam lazım ama pozitif olduğu için direkt çıkarıyorum. Eksi 6. Bak buradan ta ki buraya kadar çevirdim. E buradan ne yapacağım? A eksi 3 çarpı A eksi değil. A artı 2 diyeceğim değil mi? Böyle diyeceğim. Çarpımları böyle eksi 3'e artı 2 yapalım. Çarpımları eksi 6. Toplamları da eksi 1. Tamam. Yani A yine ne yazacağım? E burada senin ne yapman lazım? Her tarafın 1 bölü 4. kuvvetini alman lazım ki A rahat bir e, nefes alsın değil mi? Bunlar gitti. A kaldı. Bak A eşittir. X üzeri 1 bölü 4 4. dereceden yazılıyor. Çünkü şuradaki mantığa göre 1 bölü 4 yazmam lazım. Demek ki benim buraya arkadaşlarım 4. dereceden e, X 3 çarpı 4. dereceden X artı 2 yazmam gerekiyormuş. Çok karşılaşır mısın? Çok değil. Ama aynı şey karşılaşsan ne olur ki? Aynı şeyi yapıyoruz aslında. Farklı bir şey yapmıyoruz. Bak burada da artık kendini yapabilirsin aslında. Burada 6. dereceden kök x'e a desen sen yine aynı mantıkla 3. dereceden kök x'e de a kare demen lazım. Çünkü karesini aldığın zaman olay bu. Aynısını yaptım ki bir ee uygulama olsun diye. Tamam. Yani o keklerini alacağını ee bil diyeyim sana. E ne oldu? Yaptık da ne oldu? A kare eksi a eksi 12 eşittir. 4'e 3 eksiye artı. Demek ki burası a eksi 4 çarpı a artı 3'müş. A gördüğüm yere yine şöyle 6. dereceden okuması bile güç. Eksi 4. Bu da 6. dereceden kök x artı 3. Bitti. Bu. Yani değişkenler ne olursa olsun. Senin yapacağın mantık hep yap aynı. Hani ben hep diyorum ya matematikte Senaryo hep aynı arkadaşlarım. Değişken değiştirme senaryo hep aynı. Oyuncular değişiyor. Burada kök x oluyor. Burada 3. dereceden kök x oluyor. Başka yerde x kare artı x oluyor. Tam başka şeyler. Aslında yaptıklarımız aynı. Tamam. Değişken değiştirmede karşına ne gelirse bunu yapabilirsin. Yani çok yoğun bir böyle ifade varsa değişken değiştireceğini anlayabilirsin. Bir de en son terim ekleyip terim çıkarma yöntemini yapacağız. Dediğim gibi bu dersin başında bu çok fazla karşına çıkmaz. Ama çıkarsa da yaparsın. Ne bu? Böyle normal e, yöntemlerle çarpanlarına ayrılmıyor arkadaşlarım bu ifadeler. Bu ifadelere bir şeyler yapmak lazım. Yani bir terim ekleyip bir terim çıkarmak lazım. Bakalım onu nasıl yapacağız? Ben terim ekleyip terim çıkarmıyorum. Genellikle başka bir şey yapıyorum. Yani liseden beri o terim ekleyip terim çıkarma neye ekleyip neyi çıkaracağımı bir türlü e, başaramadım. Çünkü her şeyi ekleyip her şeyi çıkarabilirsin. Onu soruyu yazan iyi bir şekilde bilir. Ben de neyin karesidir? Çünkü burada iki kare farkına geliyor olay çoğunlukla. Neyin karesinden bu gelir yorumunu yapıyorum. O yüzden de daha rahat oluyor. Şimdi mesela burada ifadesin çarpanlarına ayırınız. Terim ekleyip terim çıkarmak yöntemimiz Ama ben öyle yapmayacağım. bu normalde çarptığın zaman artı bir topladığın zaman şuradaki sayı da bir. Böyle bir sayı yok. Tamam mı? Ama bir şey var yani bu iki tane bir ifadenin çarpımı şeklinde yazılıyor. Şimdi arkadaşlarım ben şunu düşünüyorum. A üzeri 4 artı 1 neyin karesinden gelir? Tamam mı? A üzeri 4 artı 1 neyin karesi? Düşünüyorum. E, neyin karesinden gelir A üzeri A artı 4? A kare artı 1'in karesinden gelir değil mi? Çünkü niye? Birincinin karesi A karenin karesi A üzeri 4. İkincinin karesi 1. Güzel. Ama birinci ile ikincinin çarpımının iki katından ne geliyor? 2 A kare geliyor değil mi? He. Ama soru ne diyor? 1 a kare diyor. O zaman ne yapacağım ben onu? bir a düşürmek için buraya bir şey yazmam lazım. 2 a bir 1 a kare yapmak için buraya bir tane eksi a kare yapmam lazım. Tamam. Şimdi şunu düşünebilirsin. Hocam sen a kare artı 1'in karesinden gelir dedin. Güzel dedim. Evet haklısın. E ben de diyorum ki a kare eksi birin karesinden gelmez mi? Bu a, a üzeri 4 artı 1. Bakalım. Birincinin karesi ikincinin karesinden 1. Valla geliyor. E bakalım bu ne olacak? Eksi 2 a kare değil mi? Birinci ile ikinci çarpımı. Şimdi a kare yapmak için artı 3 a kare demem lazım. Yani demek istiyorum ki şurası aslında bunun aynısı açıldığı zaman. Ama bu benim işimi görmüyor. Çünkü niye ben iki kare farkına benzetmeye çalışıyorum? Asıl mantık o. Yani zemininde olan mantık bu. Ama burada iki kare farkı yok ki bir şeyin karesi artı başka bir şeyin bu kök 3 falan giriyor. Şimdi olmuyor. O zaman o yüzden iki tane seçeneğimiz vardı. Bir tanesini kullandık. A kare A artı birin karesinden geldi dedik ve burada eksi A kare yazarız diye bir yorumumuzu yaptık. Tamam. E o zaman artık iki kare farkı bir şeyin karesi eksi bir şeyin karesi bunu da çok iyi bir şekilde biliyoruz. Nasıl yapıyorduk? O bir şeyleri bir topluyorduk çarpı diyorduk. Bir de birbirinden çıkarıyorduk eksi A. Bir şeyler kim arkadaşlarım? Bir şeyin ki bir tanesi bu, bir tanesi de bu. Tamam. Bunları bir topluyorduk bir de çıkarıyorduk çarpıyorduk. Daha düzenli olmasını istiyorsan a kare artı a artı 1 çarpı a kare eksi a artı 1 olarak yazabilirsin. Bunları çarp bu yapmazsa gel yanıma. Tamam yaz yorumlara olmadı hocam de. Yanlış mı yaptık acaba diye Yanlış yapmamışız. Çarp gör yani en azından o olduğunu gör. Tamam. Bak he, mesela bunu terim ekleyip terim çıkarma nasıl e, yapılabilir? Şöyle yapıyorlar arkadaşlarım. A kare ekleyeyim a kare çıkarayım gibi. Sonra burası ne oldu? a üzeri 4 artı 2 a kare a artı 1 eksi a kare. E burası a artı 1'in karesi. A kare artı 1'in karesi. Burası da a kare. İki kare farkını yapayım. E ben bunu anlamıyorum. Valla anlamıyorum. Yani niye öyle olduğunu kendim çok iyi bir şekilde net bir şekilde bulamadığım için anlatmak da çok öyle samimi gelmiyor bana. Ben kendimi yaptığım yöntemle bu şekilde yapıyorum. Neredeyse onun sınıftan beri ben böyle yapıyorum bu işleri. Şimdi çarpanlarını ayırınız. Bak a üzeri 4 artı 25. Neyin karesinden gelir sorusunu soruyorum kendime. Bu a kare artı 5'in karesinden gelir. Hocam eksi 5'in karesinden gelmez mi? Gelir. Bakacağım. İkisinden birine bakacağım. Birinci ile ikincinin çarpımının iki katı 10 a kare. Değil mi? 6 a kare istiyor vatandaş bizden. O zaman eksi 4 a kare yazdığım zaman oluyor mu? Oluyor. İki kare farkını yakaladım mı? Yakaladım. Nasıl yakaladım? Buradan a kare artı 5'in karesi eksi. Burası da bildiğiniz üzere iki anın karesi. Bak bir şeyin karesi eksi bir şeyin karesi. Yakaladım. Diğerine bakmama gerek yok artık. Tamam mı? Direkt burada yakalamışım. E buradan sonra iki kare fark artık arkadaşlarım. Bir şey yok. a kare artı 5 eksi 2a bir çıkardım. Bir de a kare artı 5 artı 2a oldu. Tamam mı? Hocam bunlar çarpanlarına ayrılır mı? Zaten ayrılacak olsa da en başında ayrılırdı. Tamam bunlar da artık çarpanlarına ayrılmaz. Tabii siz bir kontrol edin yine. Geldik bakalım son sorumuza. Mantık bunlar da aynı. İfadesinin çarpanlarına ayırınız diyor. Şimdi yine bir şey ekleyip bir şey çıkarılabilir. Tamam mı? Mesela burada da ne ekleyip ne çıkarabilirdik? İşte 10 kare olması için 4 kare ekleyip 4 kare çıkarabilirdik. Şurası 10 kare olsun diye. Nereden bileceksin a kare mi ekleyeceksin, 4 a kare mi ekleyeceksin, 2 a kare mi ekleyeceksin. O yüzden de bunu kullanabilirsin. Bak şimdi. a kare eksi b kare artı 2 ab eksi 6 b eksi 8 bir şeyler bir şeyler. İlk hatta şu a kare eksi b kareyi açmak gelir. E, i̇ki kare farkı özdeşliği çok böyle tatlıdır. Direkt görüldüğü zaman insanın açası gelir ama burada pek bir şey yaramayacak. a artı b aksi eksi b bunu bir şey yapsan hmm, pek tadı tuzu yok bunun. Geç. O zaman diyeceksin ki bu tam kare mi? Bakalım. Ne? Bak a kare var. 2a var değil mi? a kare artı 2a. Böyle sayı yok çünkü burada. Eksi 8'i bir şeyde parçalamam lazım. a kare artı 2a neyin karesinden gelir? a artı 1'in karesinden gelir diye yorum yapıyorum. Hocam a 1 olmaz mı? Bu olmaz. Çünkü a eksi 1'in karesinden a kare eksi 2a gelir. Tamam. Bunu yaptım. Sonra bak şu eksi b kare eksi 6b ya eksi parantezinde b kare artı 6b olarak düşünmem lazım. Eksi dedim. B kare artı 6B neyin karesinden gelir? Bu da bilindiği üzere B artı 3'ün karesinden gelir. Tamam mı? Tamam. Bak şunu hallettim. Şöyle yapalım. Buradan bir renk seçelim kendimize. Şunu hallettim. Bunu hallettim. Bunu hallettim. Bunu hallettim. Bunu hallettim. Daha eksi 8 duruyor. Bak eksi 8'e bir şey yapmadım. Acaba diyorum kendi kendime. Bunun özdeşi bu olur mu? Bakalım. Zihnimden yapıyorum. Birincinin karesi burada. Birinci ikincinin çarpımının iki katı 2A burada. İkincinin karesi 1 arkadaşlarım. Burada bir 1 geldi Sonra birincinin karesi B kare. Eksiyle dağıttım. Eksi B kare. Oldu mu? Oldu. İki katı 6 B. Eksiyle dağıttım. Oldu mu? Oldu. 3'ün karesi 9. Eksiyle dağıttım. Eksi 9. Ne yaptı? Eksi 8. Tam denk geldi bak. Tam denk geldi. E demek ki, demek ki ee, lafın kısası burası arkadaşlarım. Burasının aynısı. Hiç dokunma o zaman. Devam et. Hiç ee, şey yapma. Olayı bozma. E ne yapacağız? Bir şeyin karesi eksi bir şeyin karesi. O bir şeyleri A artı 1 ile B artı 3'ü bir toplayacağım. Çarpı A artı 1'den B artı 3'ü de çıkaracağım. Çıkar zaman eksi B eksi 3 olması lazım. Burası arkadaşlarım A artı B artı 4 oldu. Burası da A eksi B eksi 2 oldu. Bitti. Helal olsun valla bitti. Buraya kadar gelsen sana da helal olsun. Bu matematik çalışmak o kadar da kolay bir şey değil. E bu tabii yapa yapa olacak arkadaşlarım. Direkt ben baktım yaptım diye. Bir soruyu ben yazdım zaten. O yüzden de ben direkt ne yapacağımı biliyorum. Ama her her seferinde terim ekleyip terim çek çıkarmada aynı şeyi yapıyorum. Neyin karesinden gelir? İşte değişken değiştirmede aynı şeyi yapıyorum. Mesela bu özel bir soru. varsa çıkabilir. Mesela bak burada kök x'e a diyorum. x a kare oluyor. Hep böyle karelleri çevirmeye çalışıyorum. Bak hep karellere bak. Fark ettiysen hep kareller bak. Gördün mü? Bunları bildikten sonra bunlar sınavda senin işine yarar. Sınavdan bahsettiğim yer neresi? Üniversite sınavını bahsediyorum arkadaşlarım ben. Ben sınav dediğim zaman onu anla. Okul sınavları zaten sen üniversite sınavı çalıştığın için okul sınavları arkandan gelir. Onlara inanın bir şey yapmanıza gerek yok. Mesela ben matematik hakikaten çok çalışırdım. Hakikaten çok severdim. Matematik sınavlarında çalışmazdım. Gerek duymazdım. Bir gün önceden derlerdi ki yarın sınav var. Arkadaşlarım nerede ki beni çalıştırır mısın? Çalıştırdım mesela. Onları çalıştırdığım zaman bir kez daha öğrenmiş olurdum. En azından tekrar etmiş olurdum. Mesela siz de çok iyi biliyorsanız arkadaşlarınıza anlatabilirsiniz. En iyi öğrenme yöntemlerinden bir tanesi anlatmaktır arkadaşlarım. Kesinlikle şunu düşünmeyin. Onlar benim rakibim. Onlarla ben aynı sınava gireceğim. Arkadaşlarım ne kadar emek verirseniz o kadar karşılığını alırsınız. Yani rakibin diye arkadaşına bir şey anlatmaktan kesinlikle ve kesinlikle çekinme. Anlattığın zaman emin ol daha iyi öğreniyorsun diyorum. Dersimi bitirdim arkadaşlarım. Bugünlük benden bu kadar. Bir dahaki dersimizde rasyonel ifadelerin sadeleşme, sadeleştirmesi diyeceğiz. Ondan sonra da ikinci dereceden e, denklemlere şöyle bir giriş yapacağız. O zamana kadar kendinize çok ama çok iyi bakın. Derslerinize kolaylıklar diliyorum. Başarılar. Hoşçakalın.